Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda popcorn çiçek çalışacağız arkadaşlar. İki renkli ipimiz mevcut. Mor ve beyaz tercih ettim ben. Bir tane incimiz var. 2 numara tığımız ve bir tane de iğneye ihtiyaç var arkadaşlar inciyi geçirmek için. Sihirli halka ile ilk etapta başlayıp 6 tane orta kısımda popcorn çalıştıktan sonra tekrar bir ikinci sırada popcorn çalışıp en son beyaz yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, sihirli halkamızı yaptık ve 2 tane zincirle başlıyoruz. Bu bizim birinci trabzanımız. Hemen yanına 4 tane daha trabzan yapalım. 2 3 4 4 ve 5. Tığımızı ilmekten çıkıyoruz ve ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimizi arka taraftan çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz araya. Tekrar sihirli halkanın içine 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar ilmeğimi çıkarıyorum tığdan ve ilk trabzan tepesine batıp arka taraftan ilmeğimi geçiriyorum. İkinci popcorn'u da yapıyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar sihirli halkanın içine 5 tane trabzanımı örüyorum. 3 2 3 4 ve 5. İlk trabzanın tepesine batıp ipimi arka taraftan geçiriyorum. 1 2 3 zincir. Tekrar 5 trabzan. Dört ve beş. Evet arkadaşlar, 4 tane oldu. 6'ya tamamlayalım, devam edelim. Evet, 6. popcornumuzu da yaptık. 3 zincirimizi çektik ve ilk başlarkenki kaydırma yaptığımız trabzanın tepesine batarak yine kaydırma yapıyoruz. 1 zincir çekip hemen 3 zincir çektiğimiz alana kaydırmayla geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada her kafese 2'şer tane popcorn yapacağız arkadaşlar. Yine 2 zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Toplamda 12 tane popcorn yapacağız. Hemen yine aynı şekilde popcorn'u arkadan aldım. İlmeğimi ve 3 zincirimi çektim yine ve aynı noktaya yine bir tane yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. İlmeğimi çıkardım ve ilk trabzanın tepesinden aldım ve popcorn'u oluşturdum. 3 zincir çektim. Bir sonrakine atladım. 1 2 3 4 ve 5. Yani her kafese 10 tane trabzan örüyoruz. İlk 5'ini ördükten sonra birinci popcornumuz oluyor. Tekrar 5 tane örüp aynı yere ikinciyi yapmış oluyoruz. Şu anda bu kafesteki ikinci popcornumu yapıyorum. 5 tane trabzanımı ördüm ve arkadan ipimi çektim. İlk trabzanın tepesinden 3 tane zincirimi çektim. Diğer kafese atladım. 4 olmuş. 1 2 3. 1 2 3 4 ve 5. İlk trabzan tepesine batıyorum ve buradaki ilmeğimi geçiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum araya. Tekrar aynı noktaya 1
2 3 4 ve 5. Ve ilk trabzanın tepesinden alıp popcorn'umu yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 zincirimi çektim. Diğer kafesi atladım. 5 tane yan yana ikili trabzanlarımı yapıyorum. Ve ilk trabzanın tepesinden bu şekilde popcorn'umu oluşturuyorum. Tekrar aynı noktadayım. 1 2 3 4 ve 5. Üç zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3. Aynı noktaya son 3 popcorn'umuz. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Son 2 1 2 3 4 ve 5. İlk trabzanın tepesinden alıp kaydırıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 5 tane yan yana aynı yuvaya yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. İlk trabzanın tepesine batıp bu ilmeğimizi arka taraftan geçiriyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. Başlangıçtaki kaydırma olarak yaptığımız trabzanın tepesine batıp kaydırıyoruz ve 1 zincir çekip bir miktar uzunca ip kesiyoruz. Arkadaşlar bu ip aynı zamanda patiğimize veyahut da dikeceğimiz ürünün ne olduğu havlu da olabilir. Bir miktar uzun kesiyoruz ki dikmede lazım olacak bu ipimiz. Ve popcorn kısmını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi beyaz yapraklı kısmına geçelim. Evet, iki sıra popcornumuzu ördük ve artık beyaz yapraklara geçelim. Hemen bir noktadaki kafesler vardı bakın burada. Bunların içine yapraklarımızı yapacağız. Hemen bir kafese batalım ve ipimizi buraya sabitleyelim. Ve bu ipi de alttan örerken yedirelim. 2 tane zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip aynı kafese batıyorum. Sık iğne ile diğer kafesi atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı kafese batıyorum. Tekrar sık iğne ile diğer kafese atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı kafese batıyorum. Mor ipimiz yürümeyecek. Onu alalım aşağıya. Beyaz ipimizi biraz daha yürütelim. Tekrar kafese atladım. 2 zincir çektim. 2 tane trabzan yan yana ördüm aynı noktaya. Ve tekrar 2 zincir çektim ve aynı kafese battım. Tekrar sık iğne ile diğer kafese atladım. 2 tane trabzanımı yaptım. İkili trabzan ve 2 zincir çektim ve aynı noktaya battım arkadaşlar. Diğer kafese geçtim. 2 tane trabzanımı yaptım ve 2 zincirle aynı noktaya sık iğne ile indim. Tekrar sık iğne ile diğerine geçtim. Bu şekilde bütün kafeslere
bu yaprakları yapıyoruz. Daha büyük bir çiçek yapmak arzu ediyorsanız 3 sıra popcorn da yapabilirsiniz. Veyahut da beyaz yaprakları 3 zincir çekip aradaki ikili trabzanları üçlü trabzan yapıp yapraklarınızın boyunu biraz daha uzatabilirsiniz. Şu an ben tercih ettiğim 2 zincir ve 2 trabzanlı beyaz yapraklar ve 2 sıra popcorn kısmını çalışıyorum sizinle. Evet, son 2 yaprağımız. İki zincir ve aynı noktaya. İki zincir, iki trabzan. İki zincirle aynı noktaya batıp çiçeğimizi bitirelim. Başlangıç noktasındaki yaprağın dibinden tığımızı geçirip kaydırma yapalım arkadaşlar. Orada birleşme olsun. Evet, bu ipimizi de kesiyoruz. Ve arka taraftan trabzanların arkasından bunları yediriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Son işlemimiz incimiz kaldı. Evet. Beyaz iplerimizi keselim. Mor ipimizi iğnemizi takalım ve devam edelim arkadaşlar. İpimizi iğnemize geçirdik ve çiçeğimizin arka tarafından hemen orta kısma kadar geliyoruz şu şekilde arkadaşlar. Ve çiçeğin ön tarafına çıkmamız gerekiyor. Bu şekilde deliğinden değil de bir popcornun dibine batarak çıkalım ön tarafa. İncimizi yerleştirelim. Ve yine karşıdaki popcornun dibine batarak tekrar İpimizi aşağı çekelim arkadaşlar. Çiçeğimiz bu kadardı. Bu ipimizi yine kesmiyoruz. Dikiş işleminde kullanacağız arkadaşlar. Evet. İki tane bu şekilde bir çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Patiklerin üzerine gayet şık duruyor. Videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.